Görkemli Hatıralar'da ikinci bölümle karşınızdayız. Zafer'i konuşuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Coşkuyla, yürekten, kalplerle, dolu sevgiyle ve saygıyla kutluyoruz. Yayın devam ederken bir köşede de ekranlarınızda Anıtkabir'deki töreni izleyeceksiniz. Ve biz Sunay Akın'la birlikte Zafer Bayramı'nı, Zafer'i konuşmaya devam edeceğiz. Birinci bölümde o kadar güzel anlattı ki ekran başında izleyenler çok duygulu anlar yaşadılar. Ve şu anda bizi izleyenler bir duygu sahanlığı içerisindeler. Büyük Atatürk'ü konuşuyoruz. İmza attığı büyük zaferi anlatmaya çalışıyoruz Sunay abiyle birlikte. O kadar da güzel mesajlarınız geliyor ki çok teşekkür ediyorum. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan gelen mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Ben Sunay abiye o kadar güzel anlatıyor ki aslında çekilsem, bıraksam programı sonuna kadar yürütecek, götürecek Sunay abi. Sözü tekrar Sunay abiye bırakıyorum. Zafer'in artık İstanbul ayağındaydı. Sivas'tan o üstü açık, karlı havada. Üç tane otomobille gidiyorlar ve üçünde üstü açık. Şimdi tabii oradan biraz geri sağladık biz senaryoyu, filmi. Atatürk'ün 13 Kasım 1918 günü işgal altındaki İstanbul'a gelmesiyle başladık. O bir hafta Pera Palace Oteli'nde kalıyor. O sinir harbini, o psikolojik harp diyelim ona, girişiyor ya. Hani o William Bertwood'un bana Çanakkale zaferinizi nasıl kazandınız, anlatır mısınız dediğinde doktor arkadaşı Rasım Ferit'in reçetesine çizip yazıyor. Bu arada Rasım Ferit, bak, tıbbiyeli doktor, çok önemli. Minber gazetesi o yıllarda Mustafa Kemal'e destek vermek için çıkan bir gazete. Onun katkı payı, onun parasını da o vermiştir. Tıbbiyeli bir doktor. Ama gel istersen sen futbolu, ben de futbolu çok seviyoruz ya. İşin içine biraz futbol katalım mı? Olmadan olmaz. Olmadan olmaz. Gel 1960'lı yılların bir milli maçına gidelim. Milli takımımız o yıllarda formalarda ay yıldız gibi. Ne güzeldir o, değil mi? Evet, böyle ortada. Evet, unutulmaz ya. Forma odur zaten. Çok tek güzel. Forması odur. Şimdiki formalar ya, ne bileyim, maviye yani. Bile mavi yaptılar. Turkuaz mı oldu? Başka bir şey oldu yani. İşte o forma böyle. Milli takım. Tabii orada kim var? Metin Oktay var. Ama bir futbolcunun söylediği milli marş çok önemlidir orada. İsfendiyar. Onu pek kimse tanımaz. Ama Metin Oktay'ı Metin Oktay yapan İsfendiyar'ın paslarıdır. Büyük bir topçuydu İsfendiyar. Onu milli maçı söylerken görmeyi çok isterdim, biliyor musunuz? Yani bir zaman tüneli olsa, bir yere gideceksin deseler, gitmek istediğim yerlerden biri de İsfendiyar'ın milli marşı söylediği o andır. Çünkü bizim milli marşımız Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır bir şiir olarak. İlk kez henüz daha mecliste geçmeden önce milli marş olarak Anadolu'da bir gazetede basılmıştır. Kastamonu'da çıkan bir gazete. Açık Söz. Ve İsfendiyar'ın soyadı Açık Söz. Neden? Çünkü Açık Söz adlı gazeteyi çıkaran onun babası. Ve soyadında o İstiklal Marşımız olarak bildiğimiz Mehmet Akif Ersoy'un o güzel şiirinin basıldığı ilk gazete duruyor. Açık Söz gazetesi işgal sırasında İstanbul'da koca koca adamlar hiç utanmadan saraya, işgale destek verirken, sözüm ona İstanbul basını, Anadolu'da, Kastamonu'da, mütareke basını. Kastamonu'da ya, lise öğrencisi, son sınıf, üç genç Mustafa Kemal'e, Kuvayi Milliye'ye destek veren bir gazete çıkarıyorlar. Açık Söz. Öğrenciler ya, gençler. Açık Söz gazetesi Anadolu'da Mustafa Kemal'e destek veren çok önemli bir gazetedir. Ve üç gençten biri o İsfendiyar'ın babası. Düşünsene, milli marşı okuyor. İsfendiyar, Açık Söz. Bu milli marş olarak bildiğiniz şiir ilk kez benim babamın gazetesinde çıkmıştı da. Müthiş bir an, değil mi? O Pera Palace Oteli'nde kaldıktan sonra Fansa ailesi, çok sevdiği arkadaşlarının yanına geçiyor Mustafa Kemal. Ve tabii başlıyor, ne yapıp edip bir an önce Anadolu'ya geçecek. Yani milli mücadeleyi başlatacak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak. Malum, Bandırma'yla yola çıkıyor. Peki, Bandırma planı engellenseydi. Çünkü İngilizler engellenmek istiyordu. Yani kelle koltukta gidiyorsun. Her an 16 Mayıs 1919 günü Bandırma'yla yola çıkma planı derdest edilebilir, yok edilebilir. Ne yapacaktı? Bandırma ile Anadolu'ya geçemeseydi Mustafa Kemal vaz mı geçecekti?
bir plan daha vardı. Onu hazırlamıştı. Tamam, bandırma hazırlıkları yapılıyor. Bir aksilik olmazsa bandırmayla gideceğiz. Ama ya bandırmaya İstanbul'dan ayrılma emri verilmese, ya durdurulsa, engellense ne yapacaktı? O gün yine yola çıkacaktı. İkinci planda Cevat Abbas Bey'i, yine Doktor Enis Bey, yine bir tıbbiyeli, onunla birlikte İzmit'e gönderiyor. Yahya Kaptan'a, Kuvayi Milliyeci Yahya Kaptan. Nutuk'ta Atatürk uzun anlatır çok güzel Yahya Kaptan'ı, okuyun lütfen. Cevat Abbas, Yahya Kaptan'la birlikte bir Anadolu'ya geçiş yolu hazırlıyorlar. İznik üstünden işte 20. Kolordu'ya ulaşacaklar, oradan Ankara'ya. Ve eğer 16 Mayıs günü Bandırma'ya yola çıkamasaydı, iki tane tüfek de hazırlamışlar silah. Cevat Abbas'la ikisi karayoluyla yürüyerek o arka yollardan, ne bileyim Alemdağ tarafından mı ne taraftan, ki o yol sonradan Anadolu'ya geçiş anlamında çok kullanılmıştır. Pek çok insan o yoldan Anadolu'ya geçmiştir. Kuvayi Milliye katılmıştır. Yürüyecekler, Gebze'ye gelecekler. Sonra işte Yahya Kaptan'la buluşacaklar İzmit'te. Oradan İznik üzerinden, dağ yolundan, arkadan 20. Kolordu ve Ankara. Böyle bir ikinci planı vardı biliyor musun Serhan? Yani vazgeçmeyecekti. Mutlaka Anadolu'ya geçecekti. Onu hiç kimse engelleyemezdi. Bu arada yine İstanbul'da kalalım. 16 Mayıs'tan biraz geriye gidelim. Nisan ayında. 3 Nisan günü. Bak İstanbul işgal edilmiş. Her yer işgal altında. Atatürk Anadolu'ya geçme planları yapıyor. Bir yandan Bandırma, bir yandan Cevat Abbas'ta olmazsa Gebze'ye yürüyerek. O sırada, o günlerde işte, onun kafasında bu planlar varken, 3 Nisan günü Kadıköy Apollo sinemasında bir olay yaşanıyor. Tiyatroda seyirciler bir kısmı ayağa kalkıyor ve yuhalamaya başlıyor. Rezalet, çok kötü, çok kötü. Sahneye laf atmalar. Polis çağrılıyor, polis geliyor. Bir Türk kadını ilk kez sahneye çıkıyor, Afife Jale. Bak bütün bunlar olurken, bütün bu direniş olurken kadınlar da hayatta biz de varız diye öne çıkmaya çalışıyorlar. Toplumun her kesimini ateşliyor bunu. Düşünsenize İstanbul'u. Yuhalıyor herkes, yuhalıyor ama Apollo sinemasındaki salonda yürekli, cesaretli erkekler de var. Onlar ayağa kalkıyor, onlar alkışlıyor. Bravo, işte Türk kadını. İşte görmek istediğimiz kadın bu. Hayatın her alanında varsınız siz. Her alanında var olacaksınız. Destekleyenler de var, biliyor musun? Alkışlayanlar da var. Afife Jale'yi sahneye çıkan ilk tiyatro sanatçımız kadını alkışlayan adamlardan biri diyor ki, ya diyor, yazar kendisi, tiyatro oyunları yazıyor. Yeni bir tiyatro oyunu kaleme almalıyım ben diyor. Yeni bir tiyatro oyunu. Ve kahramanı bir kadın olacak. Bir kadını anlatan, bir kadının direnişi anlatan bir tiyatro oyunu kaleme alayım. İlham alıyor Afife Jale'den ve yazıyor tiyatro oyununu. Gidiyor şehir belediyesi tiyatrolarına, bu oyunu oynar mısınız diyor. Bakıyorlar, hayır diyor. Olmaz. Birincisi başroldeki kadın. Ve de oyun İstanbul'da geçmiyor. Anadolu'da geçiyor. Olmaz. İlle de İstanbul. Anadolu'da olmaz. Kabul etmiyor. Oynamıyorlar. Vazgeçmiyor o yazar. Tutuyor tiyatro oyununu bir romana dönüştürüyor. Ve roman olarak basıyor. İşte 98 yıl önce şu günlerde bizimkiler zafere doğru yürüyor ya, pek çok subayımızın yanında o roman vardı. Reşat Nuri, Çalıkuşu. Çalıkuşu romanını her okuyuşumda ben, aslında onun yazıldığı bütün bu süreç gelir gözümün önüne. Öncelikle Afife Jale, oradan ilham alınmış. Reşat Nuri, o alkışlayanlardan biri oydu, Reşat Nuri'ydi. Afife Jale oynarken ilk kez bir kadın oyuncu olarak sahnede, ona cesaret verenlerden biri ki, insanlar yuhalarken polis gelip basıyor, sahneden indiriliyor, biliyorsunuz. Kıyametler kopuyor ama alkışlayanlardan biri. Sonra o eller tutuyor. Bir kadını Anadolu'ya geçen, bilginin ışığını Anadolu'ya taşıyan bir kadını kahraman olarak bir romana dönüştürüyor. Kitap basılıyor. Ve büyük taarruz esnasında Gazi Mustafa Kemal ve pek çok askerimiz Çalıkuşu'nu okumuştur.
Müthiş bir öykü ya. Sadece bir yazarın, Reşat Nuri'nin Affe Jale'yi akışlamasıyla başlayıp içinde bu büyük onurlu mücadeleyi anlatan bir öykü var. Bir kitabın öyküsü. Zaten zaferi getiren kitaplardır. Hani soruyor ya bir gazeteci Mustafa Kemal'e bir röportajında, ya nasıl başardın, sırrın nedir? Özetle şu yanıtı veriyor. Hayatım boyunca cebime giren her iki kuruşun bir kuruşuyla kitap aldım. Yani siz bana başarısını kitap okumaya dayandıran başka bir başkomutan gösterebilir misiniz? Tabii başaracağım kardeşim demek istiyor. Çünkü ben kitap okuyorum, ben okuyan bir insanım. Anadolu'ya geçen bütün o hekimlerimiz Ankara'ya geliyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalara başlıyor. Ve tutuyorlar, yanlarından getirdiği kitaplarla bir kütüphane kuruyorlar. Bu belki de, araştırmamız lazım. Direniş esnasında Anadolu'da, başkentimiz Ankara'da kurulan ya ilk kütüphanedir, biliyor musunuz? O anda bir kütüphane kuruyorlar. Çünkü herkes yanında kitap getiriyor, muhakkak birkaç kitap getiriyor. Ne yapalım bu kitapları? Yanımıza taşımayalım ya, bir kütüphane yapalım diyorlar. Ya ülke işgal altında. Perişanlık, bulaşıcı hastalıklar. Kütüphane kuruyorlar. Herkes yanında getirdiği kitapları getirsin. Bir kütüphane yapalım. Zafer böyle geldi işte. Onlar büyük satranç oyuncularıydı. Bilgi üretti ve yönettiler. Yani derim ya, bilgi üretilen ve yönetilen en büyük güçtür. Sunay abi, Atatürk 16 Mayıs'ta Samsun'a gidecek. Çok küçük bir arkadaşı yolcu ediyor onu. Çok güzel hatırlattın. Küçük bir çocuk onu yolcu ediyor. El sallıyor. Çok güzel hatırlattın ya. Onu da ya. O da çok müthiş bir andır. Yani bu zaferi işte bunlar getirdi. Zafer bu hissi senetler üstüne geldi arkadaşlar. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir asker. Deha. Tabii ki topçu atışlarıyla başladı. Ne demek topçu atışı? İsmet İnönü demek. İsmet Paşa demek. Büyük bir topçuydu. O Harbiye'nin tarihinde, strateji, yani zekayla kazanılır savaş. Öyle yani hamasetle, şovenizmle değil. Zekayla, bilgiyle. Ve bizim tarihimizde bu stratejik planları hazırlayan ders varmış Harbiye'de. En üst dereceyle mezun olmuş. Yani Harbiye'nin tarihine gelmiş geçmiş en büyük savaş plancılarından biri de İsmet Paşa'ydı. Fevzi Çakmak'a da tabii ki yad etmeliyiz. Bunlar büyük daha. Bunu şu anda bugün, dün, bugün kaç gündür çok değerli bu konuyu bilen uzmanlar, orduda görev yapmış bir zamanlar, onlar bunları anlatırlar. Ama ben geliyorum işte senin dediğin o 16 Mayıs günü ya, müthiş bir gün. Bandırma o gün Galata'ya bağlı değildi, açıkta demirli. Ve Galata rıhtımında Hacı Tevfik Bey eşi ve çocuğuyla vedalaştı. Sevgili Serhan Sözün ettiği çocuk, o Galata iskelesindeki rıhtımındaki çocuk. Hüzünlü bir an, çünkü haber almışız. Yani İngilizler her an el koyabilir Bandırma'ya ya da Karadeniz'de batırabilir. Bunu haber veren de dönemin Osmanlı Bankası'nın idarecilerinden Berç Keresteciyan. Berç Keresteciyan bir Ermeni kardeşimiz. Onun da ruhu şad olsun. Millet olmaktır bu, millet. Ve o esnada hüzünlü bir vedalaşma. Çocuk ağlıyor, 14 yaşında oğlu var Hacı Tevfik Bey'in. Baba beni de götür, baba beni de götür, çok istiyor. Çocuğun derdi Bandırma'daki yolcuyu Mustafa Kemal'i görmek. Çünkü Mustafa Kemal bir efsane, herkesin dilinde. Çocuk biliyor ki babası onu Samsun'a götürecek. Baba beni de götür, gemiye onu bir göreyim. Görmek istiyor. Kıramıyor oğlunu. Belki son görüşü, belki son isteği, belki geri gelemeyecek. Gel evlat. Sandala biniyorlar. Bandırma'nın asma iskelesinden yukarı çıkıyorlar. Kapıyı çalıyor Hacı Tevfik Bey. Mustafa Kemal odada. Mahcup tabii Hacı Tevfik Bey. Efendim özür dilerim, sizi rahatsız ediyorum. Beni affedin. Benim oğlum sizi görmeyi çok istedi. Kıramadım. Ama çocuk nasıl mutlu biliyor musunuz? Başardı ya. Günlerdir bunun için ağlıyordu. Senin adın ne çocuk? Nuri. Bak çocuk, bu vatan hepimizin. Ama daha çok siz gençlerin. Vazgeçmek yok, tamam mı? Yani
Yani bundan 101 yıl önce bağımsızlığa, özgürlüğe doğru Mustafa Kemal'i İstanbul'dan uğurlamak için Bandırma'ya kadar giden bir kişi var. O da bir çocuk. Bir çocuk uğurladı. Mustafa Kemal eğer başaramasaydı belki öldürülecekti. Saray zaten idamını isteyecek. Belki ne bileyim öldürülecek, katledilecek. Gözü arkada değildi. Biliyordu ki kendisi başaramazsa arkasından bir çocuk gelecek. Hani şöyle bir tartışma var ya, gereksiz tartışmalar o kadar çok ki artık. Maksat kafa bulandırmak. Efendim 23 Nisan Ulusal Gelip ve Çocuk Bayramı ne zaman oldu? 1921'de mi, 22'de mi, 25'de mi, 27'de mi? Ben diyorum ki meclisin kuruluşu 16 Mayıs 1919 günü Çocuk Bayramı ilan edilmişti zaten. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmaya gidiyordu. Ve onu uğurlamak için Bandırma'ya kadar bir kişi gitmişti. Ve de o da ülkesinin geleceğini ona emanet etmişti. O da bir çocuktu. Nuri Ulusu. Atatürk'ün Cumhuriyet tarihimizin en ünlü kütüphanecilerinden Nuri Ulusu. Onu da saygıyla analım. Hacı Tevfik Bey'in oğlu. Nuri Ulusu, Atatürk'ün kütüphanecisi. Atatürk çok kitap okuyor. Bak burası çok güzel. Yani asıl zafer bu işte biliyor musun? Atatürk'ün zaferden ne anladı? Ya biz 30 Ağustos'u kutluyoruz ya. Atatürk için zafer nedir? Bunu biraz anlamamız gerekiyor. İşte o da anlatacağım öyküde. Atatürk çok kitap okurdu dostlarım. Her yere kitap götürürdü. Her yere kitaplarla giderdi. Hani Anıtkabir'e gittiğimizde okuduğu kitapları görüyoruz ya. He? Arkadaşlar bakın Apollo 11, 16 Temmuz 1969 dünyadan ayrılıyor. Ne kadar kocamandı değil mi? Gözünüzü önüne getirin. Kocamandı. E Ay'a ne kadar gitti? Şu kadar. Anıtkabir'de gördüğünüz Atatürk'ün kitaplarını da o gözle bakın. Onlar, yani sizin gördüğünüz, okudukları olarak görmeyin onları. Atamadıkları, veremedikleri, ayrılamadığı kitaplar. Anlaşıldı mı? O kadar çok kitap okumuştur ki. Ya hayatı boyunca okuduğu kitaplar onlar değil. Onlar vazgeçemedikleri. Neler yok ki orada ya. Ben araştırdım, baktım. İkinci Frederick hakkında kitaplar var orada. Hani anlatıyorum ya, Değirmenci Frederick öyküsü. Alman kralı 2. Frederick saray yaptıracak postama. Orada bir değirmen var. Sesinden de rahatsız oluyor. Satın al, sat bana bu değirmeni diyor. Değirmenci diyor ki benim değirmenim satılık değil. Nasıl satmasın? Ben kralım diyor. Değirmencinin yanıtı ne? Ya kralsın ama unutma ki Berlin'de hakimler var. Ve 1917 yılında bir heyet gidiyor ya Almanya'ya. Mustafa Kemal de orada. Postama gidiyor. O değirmeni ve sarayı yan yana görüyor Mustafa Kemal. İşte bu öyküdeki 2. Frederick hakkında, gidin şimdi Anıtkabir'e bakın kitaplara, 2. Frederick hakkında şöyle 5 parmağım kalınlığında kitaplar var. Hepsini biliyor. Ama tekrar ediyorum, Anıtkabir'i görmüş olduğunuz kitaplar vazgeçemediği, hayatından koparamadığı kitaplar. Yani herkes, ben şunu görüyorum orada, ya ne kadar çok kitap okumuş. Onlar bir şey değil ki. Onlar veremedikleri, ayrılamadıkları. Çok kitap okurdu Atatürk. Yine Cumhurbaşkanı olduğu dönemde geliyor Çankaya Köşkü'ne diyor ki Nuri Bey, Nuri Ulusu orada görevli. Çocuk, bu çok güzel ya. Sevdiklerine öp çocuk der diyor. Çocuk diye hitap ediyor. Çocuk, şu kitapları hazırla, bir liste veriyor. Bu kitapları beraberimde İstanbul'a götüreceğim. Kitap okuyacak. Peki efendim. Tam kitapları hazırlarken, kartan kutulara koyarken tahta sandıkla geliyor Atatürk. Diyor ki bak çocuk böyle olmaz diyor. Böyle olmaz diyor. Kitaplarımı bu tahta sandıklara koy. Biz Kurtuluş Savaşı'mızı bu sandıklardaki mermilerle kazandık. Nuri Ulusu'ya getirdiği, bizi zafere götüren mermilerin sandıkları. Kitaplarımı bu sandıklara koy çocuk. Asıl savaşımız bundan sonra başlıyor. Yani biz Atatürk'ün hayal ettiği zaferin neresindeyiz? Bakın o zaferi kazanacağından emindi. O 30 Ağustos'un başarıyla sonuçlanacağından emindi. Çok iyi biliyordu. Çünkü o büyük bir satranç oyuncusudur. Satranç oyuncusu taşları yerinde ve zamanında geleceğe doğru çok iyi hareket ettirir. Bilgi üretir ve yönetir. Biliyordu. Zaferi kazanacağından emindi. Biliyordu zaferi kazanacağını. Nereden mi biliyordu? Çünkü daha Sakarya'ya cepheye gitmeden önce Ankara Garı'ndaki direksiyon binasından yönetiyor bütün savaşı planı. Çok önemlidir direksiyon binası Ankara Garı'nda. Gitmeyenler lütfen gitsinler.
Cepheye gitmeden önce o gece meclisten bir yasa önerisi teklifi hazırlattırıyor ve onu imzalıyor. Getirin diyor, imzalayayım. Çünkü belki de geri dönemeyecek yani. Ama ülkesinin geleceğinden emin. Öyle gidiyor cepheye. Zaferler sonra geliyor. Bakın o gece çok önemli. Ortada hiçbir şey yokken, kazanılan hiçbir zafer yokken daha doğru dürüst. Meclise sunduğu yasa önerisi nedir? Ne teklif etmişti meclise? Tarihi Ankara evleri koruma altına alınsın ve Ankara'ya bir etnografya müzesi kurulsun. Neden? Çünkü zaferden emin. Çünkü biliyor ki asıl zafer bilgiye mabet yapmak, bilgiyi yüceltmekle gelecektir bu millete. Yoksa o acılı günleri yeniden yaşayacağız. Onu biliyordu. Çünkü müzeler toplumların hafızasıdır. Müzelerin toplumların hafızası olduğu gerçeğini anlayamayan ülkeler Alzheimer olmuş hastaya benzer. Nereden geldiğini bilmez, nereye gideceğine kimsenin haberi yok. O milletleri aldatmak çok kolaydır biliyor musunuz? Onları kandırmak öyle kolaydır ki. Hafızası yok çünkü. Ama müzeler toplumların hafızasıdır. Bugün gelişmiş ülkeler, bizden daha ileride olan ülkeler, her sabah uyandığımızda paraları ne kadar değer kazandı diye merak ettiğimiz ülkelerin binlerce müzesi vardır. Atatürk bunu biliyor. Daha ortada hiçbir şey yokken Ankara'ya bir etnografya müzesi kuralım. Ve sonra 20-21 Ağustos tarihlerinde büyük taarruz öncesi oturuyor konuşuyor. Çalıkuşunu okuyor. Ve diyor ki, bakın Reşat Nuri ne güzel. Kadınımızı anlatmış. Kadınımın yüceltilmesini, kadının toplumdaki yerini ne güzel anlatmış. Ne kadar önemlidir bir toplum için kadınlar. Hadi şu işi bitirelim de asıl meselelerimize ilgilenelim. Kadınlarımızı yüceltelim. Hepsini biliyor. Geleceği, toplumun geleceğini, ne olup olmayacağını biliyor, görüyor arkadaşlar, görüyor. Satranç oyuncusu görür. Satrancı bilmeyen göremez. Öyle bakar. Günü kurtarmakla uğraşır. Peki burada Sunay abi, şimdi tabii Atatürk'ün bilime, kitaba, edebiyata verdiği o önemi çok güzel anlattın. Şimdi hep benim aklımdadır, bir Diyanet İşleri Başkanı var bu ülkenin. Hı hı. Diyanet İşleri Başkanı geçen Ayasofya'nın ibadete açılması gününde kılıçla minbere çıktı ve bu Osmanlı geleneğinde olan bir şeydir dendi. Şimdi dün gösteriyi izledim, orada çok güzel bir şey söyledin buradan. Hem onu anımsatayım, bizim kutsal kitabın birinci cümlesi, ilk emri, oku. Kes değil değil mi? Oku. Söz sende. Oku. Yani şu çok önemli. Bir onu da o Oktay Rıfat Börekçi'yi de anlatmanı istiyorum. Çünkü Rıfat Börekçi de o zaman Diyanet Ankara müftüsüydü. Şeyhülislam Dürrüzade Abdullah Efendi miydi? Ölüm fermanı veriyor, katli vaciptir tabii diyor. Sonra, ama o Atatürk'ün yanında milli mücadeleye destek veren bir daha müftüden... Daha pek çok, sadece o değil, o kadar çok ki. Hepsini yani bir kişi değil, pek çok insan. Şu çok önemli, o ki Ayasofya'ya gönderme yaptın. Dostlarım, atalarımızın bize bir mirası var. Büyük bir mirası vardır. Bakmak ile görmek, işitmek ile de duymak aynı şey değildir. Şimdi tarihi yarımadayı gözünüzün önüne getirin. O müthiş ibadethaneler değil mi? Ne bileyim Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Cami, Fatih Cami, Edirne Kapı. Müthiş, büyük, devasa mabetler. Minarelerinde, şerefelerinde müezzinler, ezan okuyacaklar. Hepsi bekler biliyor musunuz? Hiçbiri okuyamaz. Neyi beklerler? İlk ezan sesini. İstanbul'da, tarihi yarımadada. Bütün o ibadethanelerin, devasa görkemli yapıların müezzinleri ilk ezan okunmasını bekler. Nereden okunur? Yine tarihi yarımadada Can Kurtaran semtindeki Akbıyık Camii. Çok küçük bir cami. Bu Akbıyık Efendi Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış olan, sözüne güvenilir, dürüst bir insan. Kendi adına küçük ama çok küçük bir cami. O koca koca devasa görkemli ibadethanelerin müezzinleri beklerler ki o küçücük caminin müezzini İlk ezan okusun. Çünkü Akbıyık Cami, tarihi yarımadada kıbleye en yakın camidir. Çünkü namaz sadece Allah'a yakın olmak için kılınır. Başka da hiçbir amacı yoktur.
Bu bize atalarımızın mirasıdır. Bir şey anlatmıyor mu dersiniz? Namazın daveti ezandır. Ve tarih-i yarımadadaki ilk ezanda kıbleye en yakın camiden okunur. Yoksa hiçbiri okumaz. Çünkü amaç kalben Allah'a yakın olmak. Başka bir şey için namaz kılınmaz. Ne dersiniz? Bir şey anlatmıyor mu? Bu bize miras. Bakın İstanbul'da var olan bu bize. Şimdi burada baktığımız zaman Ayasofya'ya. Yani ben şunu beklerdim. Beklemekte hakkım. Yani inancımız bizi bir araya getirir. Ötekileştirmek, ayrıştırmak, nefret değildir. İnancın dili. Olamaz da. Oradan insanlığa hiçbir fayda çıkmaz. Eğer siz hangi inançtan olursanız olun, tutup bir başkalarını ayrıştırıp ötekileştiriyorsanız, nefretin dilini kullanıyorsanız, yeriniz orası değil. Ayasofya'yı tabii ki kazandırana Fatih Sultan Mehmet'e teşekkür edeceğiz. Ama Ayasofya elden gitmişti. Ayasofya İstanbul'u yeniden fetheden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de teşekkür edecektin sen orada. Çünkü görevin oydu. Yani o mübarek yer, durduğunuz o güzel yer bunu gerektiriyordu. Siz insanları ötekileştirmeyin, ayrıştırmayın. Onu zaten yapanlar yapıyor. Siz insanları bir arada tutun. Sevgiyle anın. Bir teşekkür edin. Yoksa orada yoktun ki. Yoksa İstanbul işgal edilmişti. Biz yoktuk. Üstelik Lozan'da çok önemli. Lozan'da boğazlar konusu henüz bir maddeye bağlanmamıştı. Çok gergin geçti Lozan. Çok gergin. Çok gergin. Lozan konusu, Lozan'da boğazlar şöyle. Ya boğaza Türk askeri konulamaz. Ne olacağı konusunu ileride görüşeceğiz ama asker koymayacaksınız. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nda asker yoktu biliyor musunuz? Yoktu. Ne olacağı o konunun nasıl tartışılacağı ilerideki bir toplantıda belli olacak diye kalkıldı. Tamam. Ve 1933 Hitler iktidara geldi. Mustafa Kemal Atatürk yeni bir paylaşım savaşında olacağını göremiyor muydu? Büyük bir deha. Çünkü birinci paylaşım savaşında zaten vardı Çanakkale'de. Birinci paylaşım savaşının egemenleri doymamıştı ki. Bu yüzden Anadolu'ya saldırmışlardı. Ve de dayak yediler. Vaz mı geçeceklerdi? Emperyalist planları görmüyor muydu? Öyle tilt topunun ya da pimpon oyununun topu olan politikacılar gibi miydi Mustafa Kemal? 33 yılında Hitler Almanya'ya iktidara geldiğinde İtalya'da Mussolini ile yakınlaşıyor. Bu şu demek, İkinci Dünya Savaşı başlayacak. Bunu en erken görenlerden biridir Mustafa Kemal Atatürk. Ve boğazlarımızda asker yok. Hadi. Ve Çanakkale'yi unuttun mu? İtalyanlar ve Almanlar anlaşınca sana kimler kalıyor? Yunanlılar ve Ruslar. Nedir onlar? Ortodoks. Büyük bir dışişleri politikası uygulaman gerekiyor. Ayasofya'yı müze yapıyor. Ortodoksların, Yunanların ve Rusların desteğini alarak Montreux'a de oturtuyor o dünyayı ve Lozan'da açık kalan boğazların asker, Türk askeriyle silahlanması gerektiği konusunu orada teminat altına alıyor. Montreux'u imzalatıyor ve tutuyor ertesi gün 80 bin askeri boğazlara koyuyor. O Ayasofya büyük bir hariciye başarısıdır biliyor musunuz? Yoksa İkinci Dünya Savaşı'na giderken dünya, bizim Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nda asker ve silah bulundurma hakkımız yoktu. Ama Montreux ile bunu kırıyor. Neyle? Büyük bir dehayla. 80 bin asker. Dünya zaten Çanakkale'de geçilmez olduğunu biliyor. Bugün İkinci Dünya Savaşı'na girmiyorsak, bunu çok önceden gören Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir başarısıdır. Çok büyük bir başarıdır. Hariciye dışişleri çok önemlidir Serhan. Çok önemlidir. Ben Ayasofya'yı her gördüğümde aklıma o gelir. Dedim ya bakmak ile görmek aynı şey değil. Zaten gittiklerinde tapuya hani Ayasofya'yı şey ne görüyorlar? Tapuda aynen cami olarak yazılı. Dokunmuyor ki. Yani ibadethanelerimiz var. Olsun, olacak.
Ama bugün tarihe mal olan büyük değerli yapıları insanlık adına korumalıyız. Örneğin Karya Camii'de müze. Ya etrafı Karya'nın cami dolu. Orada büyük bir miras var. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ne dedi? Truva'nın öcünü aldım. Kendinden, Truvalılar kim? Kendinden önceki medeniyete saygıyı gösterdi. Ve Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın önündeki Justinianus'un heykeline dokunmamıştır, biliyor musunuz? Ayasofya'nın tam önünde Justinianus'un orayı yaptırtan Doğu Roma kralının heykeli vardır. 100 yıl durmuştur o heykel orada. Ayasofya'nın içindeki bütün o Frankslere hiçbirine dokunmamıştır. Kendinden önceki medeniyetin mirasını korumuştur. İkinci Mehmet bu yüzden çok büyüktür. Karni Sultan Süleyman dönemindeki minyatürlerde bile o Ayasofya'nın önündeki Justinianus'un heykeli vardır. Ne kadar tanıyoruz biz atamızın mirasını? Sunay işte, abi izleyici bitir abi. İşte bütün bunların yolu bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğini kavrayabilmektir dostlarım. Karanlığı aydınlatan bilginin ışığıdır. Eğer birileri bunları bilmiyorsa, bilmeden çıkıp nefret ve ötekileştirme dilini kullanıyorsa, bize düşen görev bilginin ışığını onlara taşımaktır. Evet. Şimdi evet. Ne kadar biliyoruz mu deyince Sunay abi, biraz önce karargah değiştirdi, buraya geldi. Cephede, siperde yanıma gelince Sunay abi araya girmek istedim ama öyle bir coşkuyla anlatıyor ki şu anda çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ekran başında büyük bir dikkat ve hasretle Sunay abi, Sunay Akın'ı dinliyorlar. Zahide Hanım diyor ki, bu arada tekrarlayalım, şu anda Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Abdullah Özyiğit Başkan'ın ev sahipliğinde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da bizlerle birlikte, o da buraya geldi, ona da hoş geldin diyorum. Cengiz Günüç, Mersin Milletvekili, o da burada, ona da hoş geldin diyorum. Ele avuca sığmaz Mersin'in milletvekili ve parti meclisine girdi. Ali Mahir Başarır da buradaydı. Sanırım bugün bir iki şehidi var Mersin'in. Onunla ilgileniyor. Dışarı gitti. Birazdan o cenazeye katılmak için hazırlık yapıyorlar. Onlar da buradalar. Onlara da bir tekrar hoş geldin diyoruz. Biraz sonra sahneye de alacağım Abdullah Başkan'ı ve misafirlerini. Ve biz devam edelim. Zahide Atınç diyor ki, iyi ki bir Sunay Akın'ımız var. Öyle güzel anlatıyor ki saatlerce dinleyebilirim. Onun için modern meddah derler. Modern anlatıcı diyorum ben, değil mi Sunay abi? Yine Nevin Hanım diyor ki, emeğinize sağlık. Sunay Akın anlatmıyor, o anları bize yaşatıyor. Çoluğumuzla çocuğumuzla izliyoruz. Teşekkürler diyor. Yine başka bir mesajı da okuyarak bu bölümü... O kadar çok mesajınız var ki gerçekten de... Atatürk'e sevdayı, Atatürk'ün etrafındaki o kenetlenmeyi görmüş oluyorum ben bu mesajlarla. Fatma Saygın, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Bu vatan onlara çok şey borçlu. Sizi izlerken içim titriyor, gurur duyuyorum Sunay Bey. Sana gelen bir mesaj. Ahmet'in mesajı, insansı Taşlar Müzesi. Çanakkale Savaşı'nda morfin hikayesi var. Tam pandemi ve bu zafer gününe uygun müthiş bir detay. Lütfen onu anlatsın Sunay Hoca diyor. Ahmet'in mesajı. Ederim. Yaşar Seyman da çok derin sevgilerini ve saygılarını sevgili iletiyor. Yaşar 30 Ağustos abi. Zaferlerin zaferidir. Başkomutan İnebolu ve Anadolu'da büyük zaferlere imza atmıştır. Abdullah Başkan'a da selamlarını gönderiyor. Yaşar Seyman'a biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, bir ipucu şimdi var. Şimdi iletişim çağındayız. Ne ilginç değil mi? Yani şu anda hemen mesaj, şu anda hemen. Şimdi bazı mesajlar arkadaşlar... trafiği o kadar yoğun ki hem Instagram'dan hem Twitter'dan. Değil mi? Geliyor. Anında onlarca. Haberdar oluyoruz. Her şeyden. Şeyi. Her şeyden. Ve şu anda birileri umutsuz. Ne olacak bu ülkenin geleceği? Arkadaşlar, ülke işgal altında. Bulaşıcı hastalıklar her yerde. Ve telgraf direğinden başka da bir şey yok. Telgraf direkleriyle başardılar. Sen şimdi... Oturmuşsun rahat koltuklarında evinde, elinde haberleşme. Ne olacak? Manastırı Hilmi Bey'e selam olsun. Büyük bir alkış rica ediyorum, değil mi o telgrafçı? Manastırı Hilmi. Telgraf direğinden başka bir şeysi yoktu ya bu adamların. Yani nesi vardı bu insanların? Abdullah nesi vardı? Telgraf direğiyle çit çit Mors alfabesi. Bunlarla başardılar ya. Bunlarla toplumu bir arada tuttular. Şimdi her yerde haberleşme, iletişim.
Her şeyden haberdar oluyoruz. Acaba gelecek nasıl? Git onu telgraf başındakine sorsana şimdi. Hadi gidelim. Öyle bakarsana. Ya sen ne diyorsun kardeşim ya? Biz bu halden çıktık. Ciddi misiniz ya? Ya herkesi güldüğüne ben gülmüyorum. Benim güldüğüme kimse gülmüyor. Ben çok buna gülüyorum ha. Yalan mı ya? Telgraftan başka nesi vardı ya şu zaferi bize getiren insanlar? Telgraftan hiçbir şey yoktu kardeşim. Ve başardılar. Sana ne oluyor? Şimdi şey çok önemli. Bandırma gidiyor ya. Bak burası çok güzel bir ayrıntı var orada. Burası bizim... çok önemli mi? Ya Bandırma gidiyor. Dur, 16 Mayıs. Çok güzel. Ayrılıyor. Bandırma İstanbul'dan Kız Kulesi'ne geliyor. Kız Kulesi. Kız Kulesi İngilizlerin karakolu. İşgal güçleri geldiler. İstanbul'a pek çok karakol kurdular. Karakollar kurdular. Onlar da biliyor ki Anadolu'ya geçenler var. Hele Mustafa Kemal geçtikten sonra o karakollarda büyük işkenceler yapılmıştır arkadaşlar. Kimlere? Anadolu'ya geçeceği düşünülenlere, silah götürenlere, yardım edenlere. İşkencehanelerde soruluyordu. Kemalist misin, değil misin? Kemalist sözü böyle doğdu, biliyor musunuz? Yani işgalden yana mısın, bizden yana mısın? Saray gibi bize bağımlı oldun, teslim mi oldun? Yoksa bağımsızlık için Anadolu'ya geçen bu Kemal'in arkasında mısın? Kemalist lafı böyle doğdu. Kemalist demek anti-emperyalist demektir. İşgale karşı çıkmak demektir. Bağımsızlık demektir. Başka da bir anlamı yoktur. Bakın tekrar ediyorum. İngiliz karakolları, sevgili hocam Atilla İlhan'ı sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Atilla İlhan hocamız bu konu üstünde çok ısrarla durdu. Ne kadar haklı olduğunu bugün görüyoruz. Yani bundan 20 küsür yıl önce Atilla İlhan bunu çok söylediğinde bugün gündelik politikaya alet edilmemişti Kemalist sözü. O kadar alet edilmemişti. Ama ısrarla üstünde duruyordu Abdullah. Ne kadar haklıymış, değil mi? İşte Kız Kulesi'nde bandırma durduruluyor, arama yapılıyor. Askerler bandırmaya çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal çok güzel bir söz söylüyor arkadaşlarına. Diyor ki bunlar böyledir işte, bunlar böyledir. Silah ve cephane ararlar. Bunlar maddeye taparlar. Oysa biz Anadolu'ya büyük bir inanç götürüyoruz. Asıl güç o. Bandırma vapurunda 3 tane hekim vardı. Şu salgın günlerinde bizler çok şükür sağlığımız yerindeyse bunu sağlık emekçilerine çalışanlara borçluyuz ya. Ve hep diyorum ya. 98 yıl önce zaferi getirenler sadece cephede işgal güçlerine karşı mücadele etmediler. Aynı zamanda salgın hastalıklarla da mücadele ettiler. Çünkü neredeyse Anadolu'da salgın hastalık yaygınlığı %50 idi. Ve dünyanın bütün salgın hastalıkları başımızdaydı. Bir yandan aşılar, ilaçlar ürettiler, bir yandan işgale karşı mücadele verdiler. İşte o Bandırma'da 3 doktor vardı. İbrahim Tali. Bu doktor İbrahim Tali'ye çok güveniyordu Mustafa Kemal. Erzurum'dan Sivas'a gitmeden önce onu gönderiyor. Git bak bakalım, güvenli mi orası diye. O kadar güveniyordu. Zaten ona soyadı kanun çıktığında öngören soyadını verecek. Ne kadar güzel değil mi? O öngören İbrahim, doktor İbrahim Tali öngörenin soyadında... O Sivas'a göndermesi var işte. Sonra Refik Bey, Cumhuriyet döneminde de salgın hastalıklarla büyük mücadele edecek. Refik Saydam. Ve üçüncü doktor Behçet Feyzioğlu. Behçet Feyzioğlu'nun hatırasında var bu anlatacağım. Ayrıldı Bandırma İstanbul'dan, sonra zafere doğru gidiyor ama İstanbul'da hiç kimse yoktu 16 Mayıs günü. Kimse sokağa çıkmamıştı. Bandırma gidiyor, Üsküdar'da kimse yok, iskeleler boş. Neden? Çünkü bir gün önce İzmir işgal edildi. 15 Mayıs. Artık yokuz bu topraklarda. Her şeyimiz gitti. Ama bir vapur, küçük bir vapurda birkaç insan, o karamsar, o karanlık bulutların ardından... Bunlar böyledir işte. Silah ve cephane arıyorlar. Bunlar maddeye taparlar. Oysa biz Anadolu'ya büyük bir inanç götürüyoruz. Bir avuç insan Bandırma'da gidiyor. İşte Doktor Behçet Bey şunu anlatıyor. Hiç kimse yoktu diyor Boğaz'da. Hiç kimse yoktu. Yeniköy önlerine geldiğimizde, Yeniköy sırtlarında birini gördük, beyaz mendil sallıyor. Kim bu? Onların yolculuğu.
Hepsi şaşkın. Mustafa Kemal diyor ki, o benim arkadaşım, burada oturuyor. Gideceğimi biliyor. Bize el sallıyor. Bir tek beyaz mendil. O sallanmış. Beyaz bir mendil. Galata rıhtımından evine dönerken mutlu bir çocuk Nuri Ulusu. Gördüm onu. Bir çocuğun sevinci bir beyaz mendil. Hiçbir şey yok. Sonra bakın 8 yıl sonra geri geliyor İstanbul'a Mustafa Kemal Atatürk. 1 Temmuz 1927 özgürlüğüne kavuşturduğu İstanbul'a geliyor. Bu arada İstanbul'a heykeli dikilmiş. Avusturyalı heykeltıraş Krippel'in yapmış olduğu heykeli İstanbul'a konulmuş. Nerededir o heykel? Sarayburnu'nda. Saraya sırtını dönmüş, Anadolu'ya bakıyor. Kendi özgür İstanbul'a gelmeden önce heykeli konmuş Abdullah. Nasıl? Rastlantı mı? Gözünüzü Anadolu'dan ayırmayacaksınız. Çünkü İstanbul'u İstanbul yapan Anadolu'dur. Onu oraya koydurmuş yani. Müthiş bir heykel değil mi? Müthiş bir satranç yönündeki hamle. İşte 1 Temmuz 1927, nasıl ki 8 yıl önce Bandırma'yla, deniz yoluyla kuzeye doğru, Karadeniz'e doğru giderek ayrılmışsa İstanbul'dan, 8 yıl sonra yine deniz yoluyla geliyor. Yine deniz yoluyla geliyor. Kocaeli'den Ertuğrul yatına biniyor, geliyor. İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi önlerinde İstanbullu su üstünde duracak ne bulmuşsa, kayık, sandal, mavna, çektirme, vapur, hepsiyle onu karşılıyor. Denize karşılıyorlar. Binlerce insan deniz araçlarının üstünde onu karşılıyor. Ve Atatürk onlara beyaz mendil sallıyor. 8 yıl önce giderken ona bir kişi beyaz mendil sallamıştı. Şimdi o bütün özgür İstanbul'a beyaz mendil sallıyor. Ve 8 yıl sonra geldi İstanbul'da. İstanbullu'nu karşılarken ilk sözü nedir biliyor musunuz? Kendini karşılamaya gelen bir onca deniz taşıtına bakıyor, aracına. Diyor ki, Bandırma nerede? Bandırma'yı arıyor ya. Ya bu nasıl bir yürek ha? Bu nasıl bir insan? Bandırma nerede? Efendim bakımda. Hayır. Bandırma zaten hurda bir gemi. Bandırma zaten zamanında kıyma adıyla kayalıklara çarpmış, batmış. Çanakkale Savaşı sırasında Boğaz'ı geçen İngiliz denizaltıları tarafından saldırılmış. Onu da buldum. Ha, iki tane bandırma var. Bir İngiliz denizaltısını batırdığı bandırma var. Sanılıyor ki onunla Atatürk'ün bandırması karıştırılıyor. Karıştıranlar olabilir. Ama bandırma, Atatürk'ün binmiş olduğu bandırmada 2. Dünya Savaşı'nda yine bir İngiliz denizaltısı tarafından saldırıya uğramıştır. O belgelerde var. Evet. Yani demek istediğim şu. Kurda bir gemi, perişan bir gemi. Zaten hani diyorlar ya, Bandırma o kadar kurda perişan gemi değildi. Ya arkadaşlar, sadece Bandırma değil, o yıllarda bütün gemiler hurdaydı ya. Ya Rus Harbi, Balkan Harbi, Çanak 1. Dünya Savaşı, para yok, iş güç yok. Hangi gemiye bakım yapılmıştı ki sanıyorsunuz siz? Hepsi hurdaydı arkadaşlar, ne diyorsunuz siz? Ne Bandırması? Sanki ötekiler yeni de Bandırma hurda. Hepsi hurda perişan. Neden? Nedenini anlamak zor mu? Para yok, bir şey yok. Borç haç içinde bir millet... Karnını doyuramıyor. Gemiyi mi boyayacak? Bunu anlamak zor mu ya? Yani bir de yani hani tarihe saldıracaklar ya. Yani aslında Atatürk'ün bindiği bandırma o kadar da eski değildi. Yani yalan söylüyorsunuz. Hakikaten ha. Bütün gemiler Titanik, bandırma kötü. Haklısın ha. Gerçekten ya. Hepsi çok iyiydi. Yapmayın ya. Zaten 2. Abdülhamit donanma diye bir şey bırakmamış. Bırakmamıştı evet. Çanakkale'ye biz mecburen o sivil gemilerle, şirket-i haliyenin vapurlarıyla, Gül Cemal bile o garip yolcu gemisiyle yaralı cephane getirip götürmeye çalışıyoruz. Perişanlar zaten bunlar. Motoru çalışır mı çalışmaz mı belli değil. Sunay abi şimdi orada son burayı da ekleyerek ben bu bölümü noktalayalım. Kilitlendi. Hem telefonlarımız kilitlendi hem sosyal medya kilitlendi. Bandırma vapuru dedi. Bu bölümü noktalayarak devam edeceğiz ama Sunay abiyi göndermiyoruz. Sunay abi hasretler. Çok özlemişler seni abi. Teşekkürler. Bandırma vapuruyla yola çıkıyor Mustafa Kemal Atatürk. Geminin kaptanı İsmail Hakkı Durusu. Kaptana geliyor diyor ki kaptan diyor kıyıdan gidelim diyor. Gittin mi daha önce burayı diyor. Pusulamızın durumu nedir diyor. Pusulamız eski ama diyor bulacağız diyor yolu.
sen merak etme diyor, Allah yardımcımız olacak diyor Atatürk. Büyük Atatürk bunu söylüyor. Ve Büyük Atatürk diyor, İsmail Hakkı Durus'un anılarında var. Elini omuzuma koydu, gözlerine baktıkça ben sanki eriyordum diyor İsmail Hakkı Durus'u. Ben dedim ki efendim kıyıdan gitmeyelim, ben açılırsak daha iyi giderim diyor. Hayır dedi, kıyıdan gidelim dedi. İsmail Hakkı Durus'u diyor ki, bu sözü bitirince hemen marşı ver sevgili Kutay. İsmail Hakkı Durus'u o an diyor ki, o an anladım ki o geminin kaptanı artık ben değil, Büyük Atatürk.